her birinin kendine az şeyleri vardır, önemi vardır ama Türk milletine mal varlığını bağışlama kararı gibi çok önemli bir karar. Dünyada belki de hiçbir liderin yapmadığı bir kararı almış olması ve o kararın alınmasına vesile olan o sevgi ve coşku Cumhuriyet'in bütün kurum ve kurallarıyla Trabzon'da sahiplenildiğinin Atatürk'e gösterilmiş olması onu duygulandırmış ve bu mal varlığını bağışlama kararı almıştır. Yine bu geziyi kısaca özetleyecek olursak aslında 1934 yılında Trabzon'da 3. Genel Müfettişlik kurulmuş ve 1935 yılında Tahsin Uzer, Atatürk'ün Selanik'ten yakın arkadaşı olan, çok güvendiği birisi olan Tahsin Uzer'i bölge müfettişi olarak, 3. Umumi Müfettiş olarak Trabzon'a tayin etmişti. Atatürk'ten aldığı bu destekle Tahsin Uzer Trabzon'da Cumhuriyet aydınlanmasının, Cumhuriyet modernleşmesinin çok önemli adımlarını atmıştı. 1935-37 arasında çok önemli sorunlar halledilmiş. Halk evi örneğin son derece aktif hale getirilmiş. Kız Sanat Enstitüsü'ne yeni yerler bulunmuş. Kızların okullaşma ve eğitim görmesinin önü açılmış. Dolayısıyla bütün bu faaliyetler Tahsin Uzer'in önemli çalışmaları ve çabaları olarak karşımıza çıkmıştı. Tahsin Uzer Atatürk'ün hastalığını da dikkate alarak onu Trabzon gibi bir ücra Anadolu kentinde Cumhuriyet modernleşmesinin, Cumhuriyet aydınlanmasının önemini anlayan toplumu göstermek, onlar toplumla onu yüzleştirmek, bir araya getirmek, buluşturmak istemiş ve bunun için Atatürk'le birkaç kez görüşme yaptıktan sonra onu nihayet ikna etmiş ve 10-12 Haziran 1937 tarihleri arasında Atatürk'ün Trabzon'a ziyareti kesinleşmiştir. Buradaki ziyaretin bir diğer önemli kısmı 3. Genel Müfettişlik sorumluluk alanındaki bütün vilayetlerin, valilerinin, belediye başkanlarının ve halk fırkası başkanlarının Trabzon'a davet edilmiş olmasıdır. Yani Kars, Ağrı, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Erzincan gibi doğu vilayetlerinin valileri ve diğer yöneticileri Trabzon'a gelmişler ve kendi vilayetleriyle ilgili sorunları burada Atatürk'e aktarma, anlatma, çözüm önerileri sunma veya talimat alma imkanı bulmuşlardı. Dolayısıyla 1937'deki ziyaretinin böyle anlamlı bir tarafını olduğunu da ayrıca söylemek gerekir. Nitekim 1937 ziyaretinin bir başka önemli kısmı da ilk defa 1931 yılında Trabzon Belediyesi'nin satın alıp Atatürk adına tapuya işlettirildiği ve bir heyetle kendisine tapunun takdim edildiği ve bugün Atatürk Müzesi olan, o zaman Atatürk Köşkü dediğimiz Kabayanidi adlı Rum'un inşa ettirdiği binanın binada ikamet etmiş olmasıdır. Bütün programlar bu bina ve çevresinde düzenlenmiş. Hatta 10 Haziran günü akşamı Atatürk'ün onuruna orada bir garden balo, bir balo da verilmiştir. Atatürk Köşkü'nde Mustafa Kemal Atatürk o gecesini geçirdikten sonra ertesi gün yine vilayetin çeşitli kurumlarını ziyaret etmiş, belediyeyi ziyaret etmiş, kendi talimatıyla yapılmış olan ve faaliyete geçmiş olan valiliği ziyaret etmiş, yine okulları ziyaret etmiş, askeri birlikleri ziyaret etmiş, onlara eğitim yaptırmış ve son derece mutlu bir şekilde köşke geri dönmüş. Akşam yani 11 Haziran 1937 akşamı köşkte verilen baloya Trabzon'dan çok sayıda katılım olmuş ve orada müzik eşliğinde, yerel müzik de dahil olmak üzere müzik eşliğinde çok mutlu ve huzurlu bir gece geçirilmiştir. İşte Atatürk'ün o gün yaptığı bütün ziyaretlerle, ziyaretlerden edindiği izlenim artık benim en önemli eserim Türkiye Cumhuriyeti'dir dediği Cumhuriyet'in devrimlerinin sahiplenilmiş olduğunu Trabzon'da ve oraya gelen diğer vilayetlerin valilerinden aldığı bilgilerden anlamıştır ve bunun üzerine özel kalem müdürünü çağırarak Atatürk Köşkü'nden Başbakan İsmet Paşa'ya hitaben bir telgraf yazdırmıştır. O telgrafın etinde de bütün mal varlığını Türk milletine
armağan ettiğine dair, hazineye bağışladığına dair vasiyetnamesi vardır ve o imzalı vasiyetname de telgrafla İsmet Paşa'ya bildirilmiştir. Konuyu İsmet Paşa hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme almış ve Atatürk'ün yaptığı bu Ali Cenab, bu büyüklüğün ifadesi olan bir telgrafı kendisine çekmiştir. Ve Atatürk yine orada verdiği cevapta, ben hayatımın en mutlu dakikalarını Trabzon'da şu anda bulunduğum Atatürk Köşkü'nde geçiriyorum. Ben bu millete vereceğim, daha yeri geldiğinde vereceğim daha çok şeyim var. Bu yaptığım, bu mirasımı bağışlama işi çok küçücük bir detaydır diyerek yaptığı mal varlığını bağışlama kararını bu şekilde izah edecektir. Yine bu sıralarda meydana gelen bir diğer önemli olay da vardır. Türkiye'de özellikle Dersim bölgesinde bir Cumhuriyet karşıtı isyan girişimi vardır. Bu isyan girişimini de Atatürk Köşkü'nden idare edecek. Orada bugün hala köşkte var olan Türkiye Cumhuriyeti haritasının Dersim bölgesi üzerinde yaptığı işaretler ve çektiği ilgililere, askeri yetkililere çektiği telgraflarla o askeri operasyonda yönetmeyi buradan sürdürmüş olacaktır. Ve 12 Haziran 1937 sabahı saatlerin çok erken saatlerde Gazi Köşkü'nden, Atatürk Köşkü'nden ayrılacak ve geldiği gemiyle birlikte Trabzon'dan ayrılacaktır. Bir daha da Trabzon'a gelmek artık nasip olmayacak ve 10 Kasım 1938'de ebediyete intikal edecektir. İsterseniz ebediyete intikaliyle ilgili Trabzon'da yapılan törenler hakkında da birkaç cümle lütfen söylemek isterim. Atatürk'ün ölümü 10 Kasım günü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Cumhurbaşkanı vekili olan Abdülhaluk Rende tarafından radyo üzerinden Türkiye'ye duyurulacak ve bu haber bütün yurtta olduğu gibi Trabzon'da da büyük bir matem havası yaratacaktır. 10 Kasım günü akşamı dönemin valisi, Trabzon valisi Refik Koraltan başkanlığında bir heyet Halk Evi salonunda toplanacak ve burada Atatürk'ün Türk milletinin en önemli varlığı olduğunu, hem milli mücadelenin hem cumhuriyetin kuruluşundaki emeklerinin ölmez bir hizmet olduğunu uzun uzadıya anlatan konuşmalar yapacak Vali Koraltan ve bu süreci, bu günü, 10 Kasım günü böyle kapatacak. Aradan geçen her gün Trabzon'da Atatürk'ün ölümüyle ilgili törenler, programlar yapılmaya daha doğrusu devam edilecek. Onun hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti açısından varlığı, önemi, değerini anlatan konuşmalar yapılacak. Bunlardan bir tanesi de ölümünden bir hafta sonra 17 Kasım 1938 tarihinde gerçekleşecek. Yine Refik Koraltan'ın başkanlığında Halk Evi salonunda yapılan ama Halk Evi salonunun 1000 kişilik salonun almadığı izleyicilere de hizmet verebilmek için şehrin belli başlı köşelerine hoparlörler kurulacak ve orada Refik Koraltan'ın konuşmasından sonra Kültür Müdürü Rıfat Necdet Evrimer, Trabzon Lisesi Müdürü Salih Bey, yine Trabzon Lisesi Edebiyat Öğretmeni Sırrı Bilge gibi bir takım insanlar Atatürk'ün hayatı ve hizmetleriyle ilgili konuşmalar yapacaktır. Ama esas tören, biliyorsunuz, Atatürk'ün naaşının 19 Kasım 1938 tarihinde İstanbul Dolmabahçe Sarayı'ndan cenaze namazı kılındıktan sonra Ankara'ya sevkiyle başlayacak tören, Ankara'da 21 Kasım 1921'de naaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi önünden Etnografya Müzesi'ne aktarılması töreniyle devam edecektir. Ama Ankara'ya gelemeyenler için ülkenin bütün vilayet merkezlerinde de temsili törenler yapılacaktır. 1938 yılının 21 Kasım günü Trabzon'da yapılan törenler için Atapark'ta halk toplanmaya başlanacak ve öylesine büyük bir kalabalık toplanacak ki saat 13'te başlayacak tören, temsili tören, Atapark'tan hareketle Erdoğdu'daki askeri kışlaya hareket edecektir ama saat daha 10'dan itibaren Trabzon'un bütün sokakları bu törene katılabilmek için, bu temsili törene, bu manevi törene katılabilmek için sokakları dolduracak. Dönemin gazeteleri, tanıkların ifadeleri şunu söylüyor:
Kuyrukların bir tarafı Kavak Meydanı, diğer tarafı Meydan-ı Şarkiyi'ydi. Ve Atapark'a çıkan bütün yollar hınç hınç doluydu. Hatta verilen rakam çok ilginç. 25 bin ila 30 bin civarında Trabzon insanının bu temsili törene katıldığı dönemin kayıtları arasında gazetelerinde ifade edilecektir. Şöyle neredeyse bir mukayese yapacak olursak, neredeyse nüfusu o zaman Trabzon kentinin merkezi nüfusu 20 bin civarındadır. Merkezi nüfusunun bir yarısı kadar daha insan ta en ücra köylerden ellerinde mendillerle ağlayarak, hıçkırarak bu törene katılacaklar ve törenden saat 13'te başlayan tören vali ve bürokrasinin öncülüğüyle yaya olarak Erdoğdu Kışlası'na hareket edecek. Saat 14'te orada başlayan tören saat 16'ya kadar devam edecek. Bu törende yine vali Refik Koraltan konuşma yapacak. Yine Sırrı Bilge Kültür Müdürü, Trabzon Lisesi Müdürü ve Trabzon Lisesi Edebiyat Öğretmeni, hanımlar adına, Trabzon Belediyesi adına Süreyya Hanım, çocuklar adına da Refik Koraltan'ın oğlu Oğuz Koraltan konuşmalar yapacaklar. Özellikle Oğuz Koraltan'ın konuşmaları, çocuklar adına yapılan konuşma çok dikkate değer. Bunun metinleri çalışmamda vardır. Hatta Oğuz Koraltan'la ben telefonla da görüşerek onun bilgisini almıştım. Dolayısıyla son derece duygu dolu cümleleri içeren bir konuşmadır. Atatürk'ün çocuklar için, Türk çocukları için ne kadar ciddi bir öneme sahip olduğunu, Atatürk'e layık olmak için Türk çocukların neler yapması gerektiğini Oğuz Koraltan o konuşmasında, duygulu konuşması uzun uzun diye anlatmıştır. Saat 16'da törenler bitecek. Ancak oradaki kalabalık ancak saat 19'da, akşam saat 7'de ancak dağılabilecektir. Öylesine büyük bir izdiham olmuştur. Dolayısıyla kim Atatürk'ün yalnız insan olduğunu söylüyorsa eğer, ki bir takım Atatürk karşıtları bunu bir takım vesilelerle söylediler. Bunlar tamamen gerçeğe aykırı şeylerdir. Sözünü ettiğim gibi Türkiye'nin bütün vilayetlerinde törenler yapılmış. Hatta bu törenlerin fotoğrafları da Uğur Üçüncü Hoca'nın bir makalesinde yayınlanmıştır ki o fotoğraflar bize neyi gösteriyor? Atatürk'ün bu milletin bağrından kopan çok ciddi bir değer olduğunu, hatta Mustafa Reşit Tarafçıoğlu'nun ifadesine göre beynimizden kalbimize aktım diyor Atatürk'ün için. Beynimizden kalbimize akan bir varlık oldun diye ifade ediyor. Yani dolayısıyla Atatürk'ün ölüm töreni de Trabzon'da bu şekilde büyük bir matemle ve gözyaşları arasında gerçekleştirilmiştir. Bu törenden sonra da her hafta uzun bir süre her hafta halk evinde Atatürk ve eserleri mirası üzerine konuşmalar yapılmayı sürdürmüştür. Hocam bu çarpıcı detaylarını çok akıcı bir şekilde ve zevkle bize de dinleterek aktardığınız bu konularla ilgili Atatürk ve Trabzon kitabınıza başvurulabilir galiba, öyle değil mi? Hangi yayın evinden yayınlandığını aktarırsanız izleyicilerimiz yetinebilirler kitabı. Serender Yayın Evi'nden 2011 yılında Atatürk ve Trabzon Fotoğraflar, Belgeler, Demeçler adıyla yayınlanmış. Bütün bu ziyaretlerin ölümü ve ziyaret ettiği mekanlarla ilgili bütün detaylar orada mevcuttur. Çok fazla bilgi kirliliği var. Sadece Mustafa Kemal Atatürk'e ve diğer önemli siyasi liderlerin ağzından çıkmadığı halde ona atfedilen sözler de olabilir. Çok sayıda edebiyatçıyla ilgili de, özellikle internet çağında böyle bir bilgi kirliliği için Atatürk ve Trabzon ve benzeri kitapların, başvuru kaynaklarının önemli olduğunu hatırlatalım. Yine bu bilgi kirliliğiyle ilgili, Trabzon beni sevmez sanırdım. Mustafa Kemal Atatürk'e atfedilen bir söz bu. 1937 ziyaretinde sözünü ettiğiniz köşkte kalırken sarf ettiği sözler olduğu belirtiliyor. Doğru mu diye size soracağım. Trabzon beni sevmez sanırdım. Trabzon'daki tezahürat karşısında şimdi anladım ki bu millet bana bir kadeh rakıyla bir parça leblebi verir. Bu söz gerçekten Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri mi? Sebebi ne olabilir? Milli Mücadele döneminde Trabzon'la ilgili bir gerginlik varsayılır ya da atfedilir. Bu doğru mudur? Bununla ilgili olabilir mi? Son olarak bu yorumunuzu alarak kapatabilir miyiz programımızı Sayın Usta? Tabii. Şimdi efendim bu söz ben de duydum. Böyle bir sözün varlığından bahsedilir ama ben bu çalışmamı yaparken doğrudan birinci el kaynakları esas alarak çalışmamı yürüttüm. Mesela dönemin gazeteleri, Cumhuriyet Arşivine ve Başbakanlık Cumhuriyet Arşivine ve Cumhurbaşkanlığı Arşivine intikal etmiş. Orada var olan resmi belgeler üzerinden yaptım.
Dolayısıyla bir takım insanların hatıralarında buna benzer ifadeler var. Tarih yanlışlıkları var. Hafızayı beşer nisyan ile malumdur diye bir söz vardır bilirsiniz. Daha aradan yıllar geçtikten sonra yapılan anlatmalarda tarih yanılgıları veya bir takım hatalar olması söz konusu. Bu hepimizi ilgilendiren bir husus olabilir. Dolayısıyla ben bu resmi belgelerin hiçbirinde bu sözünü ettiğiniz, okuduğunuz kayda rastlamadım. Öte yandan esasında Atatürk'ün 1924 ziyaretinde belediye başkanı Kazazade Hüseyin Efendi'nin onuruna verdiğini az önce ifade ettiğim yemekteki konuşması uzun bir konuşmadır. O konuşmada sizin sözünü ettiğiniz bu Trabzon muhaliftir, dolayısıyla acaba Atatürk'e bir farklı gözle mi bakıyor endişesinin hiç olmadığını, tam tersine az önce ifade ettiğim gibi Trabzonluların gençlerinin veya ihtiyarlarının gözlerinde yaş gördüm. Bu ne büyük bir, bu ne yüce bir duygudur diyecek kadar onu duygulandıran bir karşılama olmuştur 1924 yılındaki ziyareti ve uzun konuşmasında bütün bu sözünü ettiğiniz dedikoduları da cevaplamıştır. Hatta biraz daha öncesine gider o. 1923 seçimleri öncesinde Trabzon'a bir beyanname yayınlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Trabzon halkına bir beyanname yayınlar. Bu beyannamenin gerekçesi de o Trabzon'daki Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin İttihat Terakki eğilimli bir tutum sergilemesi ve milli mücadele sırasında sadece o küçük kadronun Mustafa Kemal'le zaman zaman ters düşmesine karşı yayınlanmış bir beyannamedir. Ve Trabzon halkına beyanname adıdır. Orada da bu beyanname uzun, yani belki 4-5 sayfalık bir beyannamedir. O da kitabımda var. Bu uzun beyannamede aslında kendisinin Trabzonluların gerçekten milli mücadele ve cumhuriyet devrimlerine ne kadar içten bağlı olduklarını ve onun yanında olduklarını bildiğini ama birkaç kişinin Trabzonlular adına hareket ediyormuş gibi davranıp Trabzonlu halkını Atatürk'le arasındaki mesafenin açılmasını temin etmeye çalıştıklarına dair sözleri vardır. O beyanname son derece kıymetli bir beyannamedir. Onu bütün Trabzonluların, hatta Cumhuriyet tarihiyle ilgilenen herkesin bilmesi gerekir diye düşünüyorum. Biz de bizi izleyenlerin bu konularda birinci el kaynaklardan bilgi edinmelerini dileyelim. Bu anlattıklarınız çarpıcı detaylarıyla, çok akıcı bir şekilde anlattığınız olay dizini içinde size teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Ve aynı zamanda Buyurun. Son olarak da sizden önce Serender Yayınları'ndan olduğunu hatırlatalım. Atatürk ve Trabzon kitabınız 2011 yılında yayınlandı ve bu programda bize aktardıklarınızı daha detaylı ve geniş bir şekilde bu kitapta da bulabilirler bizi izleyenler diyelim ve sözü size bırakalım. Evet. Kapatırken buyurun hocam. Evet, son olarak şunu ifade edeyim. Şu anda üzerinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bağımsız bir ülke olarak kurarak bize onurlu vatandaşlar olarak yaşama fırsatı veren başta başkomutan ve kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşları ve bu uğurda mücadele eden herkesi bir kez daha minnet ve rahmetle, şükranla anıyorum. Teşekkür ediyoruz ve iyi günler diliyoruz hocam. Sağ olun. Sağ olun, teşekkürler.